Sizce Türkiye'nin yeni elitleri kim? Çok hep güzel. Bir elit kavramı üzerine, evet. Hani o kavram da tartışmalı ama hep böyle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına gelirken hep şöyle bakıyordu. Siz de şahitsinizdir. Evet. Elitler, elitler, elitler ama ben o elitlerin kıymetli buluyorum bu arada. Tabii tabii ben de buluyorum. Ama evet. Şimdi yeni bir elit dediğim ve aslında suratımızı ekşittiğimiz başka bir yapı var. Yani para kazanma yöntemlerinden başkalarına bakışına kadar başka bir grup var. Evet. Kim sizce bu dönemin elitleri ve neler? AKP döneminin kendi bir, değil mi, yarattığı bir elit, zengin bir grup var aslında. Yani bayağı bir zenginleşmiş bir kitle oluştu AKP ile beraber. O kitle üzerinde de ilginç çalışmalar var aslında. Bir de işte eski elitler falan var. Ama bir de Türkiye'nin benim çok önemsediğim taşra elitleri deden, yani yerel elitler var. Yani mesela benim için o çok değerli bir şeydir. Yani gidin işte Kemaliye'ye gidin, Eyin. En sevdiğim yerlerden biri. Oranın, gidin bir konuşun oranın eşrafıyla, elitleriyle, aileleriyle. Orada hikayeler çok ilginç. Ve o elitler, oranın güçlü aileleri, kanaat önderleri, yerel şeyi taşıyan, bilgiyi taşıyan insanlar, yerel hikayeleri bilen insanlar. Benim bu, gelecek dönemde o şeyim, önemsediğim elitler bu grup. Yani yerellik. Yerellik. Yani ben onu çok önemsiyorum. Yani kozmopolitik tabii ki önemli. Kozmopolit elitler, dünyanın kozmopolitleri, bunlar tabii ki önemli. Türkiye'nin çalışan gençleri dünyada, Silikon, bizim işte Silikon Vadisi'nde çalışan Türk, acayip insanlar, Türkler, çocuklar var ya. Bunlar olağanüstü insanlar. Hani tabii ki bunlar önemli ama benim için şimdi böyle bana ilginç gelen, heyecanlandıran elitler Türkiye'nin yeni taşra elitleridir.